altında çiziyoruz ya. Burada bence o haberi böyle algılayacağız. Çok terörist toplanıp geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ne kadar çok sahada olduğu, ne kadar büyük emekler, ne kadar büyük performanslarla gösterip bunları devam ettiği ve asla peşini bırakmadığı, yani hiçbir gevşeme olmadığı. Çünkü bu haberleri biz zaman zaman son dakika gelişmesi olarak veriyor olabiliriz ama bu devam eden bir hadise. Önümüzdeki hafta, sonraki haftalarda da oluyor bu. Sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterir. Bu ülkenin son teröristin yok edilene kadar mücadele edeceğini gösterir. Böyle bir iradeyi de ortaya koyar. Devletin gücünü de ortaya koyar. Tebrik ediyorum. Maalesef ki bu seçimlere giderken, maalesef gücüm yeri okudu. Şunların tek beklentisi, yani güya ismi millet, yani ittifakının iktidara gelip içeridekileri kurtaracağız diyor ya PKK'lılar, HDP'liler. Özgürleştireceğiz dedikleri işte bunlar. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının size verdiği söz en somut sözdür. 300 milyar dolar palavra salladı. Keşke trilyon dolar deseydi. Ama gerçek somut söz budur. Bunlar olmayacak. Askerimizi çekeceğiz. Güvenlik problemimiz kalmayacak. Avrupa'da imzalayacağız terörle mücadele kanunumuzu. Bunları durduracağız diyor. Bunun vaatlerin gerçekten karşılığı bu. Hani asıl en tehlikeli olan nokta da bu zaten. Ekonomi şu bu bilmem ne, hepsini geçin bunları. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ülkede verdiği net mesajlar bunlardır. O yüzden dün Sabri Yok konuştu. Ondan önce de Karas konuştu. Daha önce Bayık konuştu. Ve hep aynı şeyi söyledi. PKK'nın geleceği için bu ittifaka, koalisyona oy verin. Yani başını CHP'nin seçtiği. Maalesef acı tablo bu. Boşuna tartış. Gerisi otur burada 5 saat daha tartış. Operasyon yap.